Arnavutköy'ün güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor. Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazze'li mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bizim kültürümüzde halka teşekkür etmeyen hakka da şükredemez. Bu vesileyle Arnavutköy'e teşekkür borcumuzu ödemek isterim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Arnavutköy İstanbul'da bize en güçlü desteği veren ilçelerimiz arasındaydı. Milletvekilliğinde %60,4, Cumhurbaşkanlığında %63,7 gibi rekor oranlarda Cumhur İttifakı'nı destekleyen siz Arnavutköylü kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi bahtiyar ettiniz. Bizi gururlandırdınız. Bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün. Her birinizden razı olsun. Bu oy oranları sadece aramızdaki muhabbetin göstergesi değildir. Aynı zamanda bu teveccüh çok ağır bir sorumluluk demektir. Bugüne kadar bize olan itimadınızı asla boşa çıkarmadım. İnşallah bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız. Kardeşlerim, Arnavutköy benim için geçmişi yaklaşık 30 yılı bulan bir ilçemizdir. Yani şimdi hani bazı adaylar var ya, İstanbul'un şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sorun. Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Ve bu kardeşiniz 30 yıllık bu geçmişte, Allah rahmet etsin, ta Bahtiyar Bey'in buradaki belediye başkanlığı sürecinden başlayan bir geçmiş. Biz böyle çalıştık. Ve şu anda girerken alana dedim bir sorun bakalım. Emniyet ne kadar katılım var? Bu muhteşem katılımı bir alalım dedim. Rakam nedir? 35.000. Evelallah. Şimdi bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken inşallah Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy belediye başkan adayımız Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz?
Ediyor muyuz? Öyleyse ana kademe çok çalışacak. Fazla bir şey kalmadı. Kadın kollarımız çok çalışacak. Gençler çok çalışacağız. Yarın da sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer yerel yöneticilerimizi belirlerken Cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak. İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Bu gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Allah'ın izniyle Arnavutköy her tür hizmeti alacaktır. İşte İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? Hemen yanı başınızda İstanbul Havalimanı var mı? Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yaparsa bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık. Ya şu andaki belediye başkanı oranın yolunu yapmadı, yolunu yapmadı. Onu da yine Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık. Arnavutköy'ün ben Arnavutköy'ün rekor kırarak İstanbul'a örnek olacağına ben inanıyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Arnavutköy'le birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehir'de Murat Kurum diyor muyuz? Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu diyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerden buradan eve gittiğinizde elinize telefonu alıp eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Bu kardeşlerimize bizlerin selamını iletmenizi özellikle istirham ediyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bizim gibi bu dostlarımızın da mutlaka sandığa gitmesini sağlayacağız. İddiasız, projesiz, hizmetsiz ve vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un, Allah razı olsun, İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız. İstanbul'u muradına kavuşturarak şehrimize yeniden gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız.
Murat Kurum kim? Murat Kurum benim kabinemde bakan arkadaşım. Böyle çalıştık. Ve şimdi de bakanlıktan aldık. İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Niye? Bu işi biz biliriz. 5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım mı? Yaptım. Ve bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye Allah'ın izniyle bu kardeşiniz getirdi. Ve tabii gençler bunu bilmeyebilir. Biliyorsun değil mi? Sağ ol. İşte bu adımları biz attık. Dolayısıyla belediyecilik nedir bunu biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı, şehircilik bu yöndeki bir inşaat mühendisi bakan arkadaşımı ne yaptık? İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni, laf değil, işi bileni göndereceksin dedik. Ve inanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart seçimlerinin Arnavutköy'le birlikte tüm İstanbul'umuz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kardeşlerim, kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. Her taraf rezillik. Ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir. Kimisi de sadece polemik peşinde koşar. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. İşte sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk. Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu. Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu 11 vilayet. Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu, oradaydı. Kastamonu'da felaket. Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Arada bul. Bulamazsınız. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün eser ve hizmet siyasetimizin sembolleri İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ünde dört bir yanında yükseliyor. Bolluca millet bahçemizin yapımında sona geldik. Karaburun millet bahçemizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantıyla Arnavutköy İstanbul Havalimanı metromuzun açılışını yaptık. Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde artık Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidebiliyorsunuz. Yaparsa Arnavutköy Gayrettepe arasındaki ulaşımı da 41 dakikaya düşürdük. Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı
hedefliyoruz. Böylece toplam 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlamış olacağız. Bir kez daha metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Arnavutköy Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımına başladık. İstanbul Havalimanımızın sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en iyi havaalanlarından biri olduğunu görüyoruz. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği, bunun için engellemeye çalıştıkları, akla hayale gelmedik iftiralar attığı havalimanımız ülkemizin gururu haline geldi. Şimdi Murat kardeşimizin dışındaki adaylara baktığınız zaman bunlar kiminle yarış ediyor? Kardeşlerim, Murat kardeşim burada seçimi kazandığı zaman kim kazanacak? Arnavutköy kazanacak. Tüm Arnavutköylüler kazanacak. Çünkü biz Cumhurbaşkanı olarak tüm kabine üyelerimle bizler sizin hizmetinizde olacağız. Ocak ayında İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en işlek havalimanı seçildi. Havalimanımızın açılmasıyla birlikte Arnavutköy'ümüz başta turizm olmak üzere birçok alanda gelişmeye, yatırım çekmeye başladı. Benzer başarı diğer örneklerde olduğu gibi aynen yayıldı. Hatırlayınız, Kuzey Marmara Otoyolu'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmara'ya, Avrasya Tüneli'ne, şehir hastanelerimize demediklerini bırakmadılar. İsraf dediler. Ne gerek var dediler. Hiçbir teklif getirmeden, ortaya hiçbir alternatif sunmadan sadece insafsızca eleştirdiler. Hatta bugün Avrupa yakasının sağlık merkezi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin birkaç kilometrelik yolunu bile yapmadılar. Peki sonuçta ne oldu? Gereksiz dedikleri hastane açılışından bu yana geçen 4 yıllık sürede tam 16,5 milyon insana hizmet verdi. Şunu çok net görebiliyoruz. Şayet biz muhalefetin takos siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık ne bu yatırımlar hayata geçirdi ne de vatandaş hizmet alırdı. İstanbul trafiği bugünkünden çok daha vahim olurdu. Kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha zorlaşırdı. Arnavutköy istihdam ve turizm noktasında gelişemezdi. Yani ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayan yatırımların hiçbiri gerçekleşmezdi. Biz muhalefete rağmen kararlı davrandık, sabrettik, mücadele ettik ve hamdolsun tüm bu eserleri ve daha nicelerini sizlerin hizmetine sunduk. Bunların haricinde daha pek çok yatırımı, projeyi, hizmeti İstanbul'umuza kazandırmanın sevincini yaşadık. İnşallah bunlara 31 Mart'tan sonra yenilerini ekleyeceğiz. Unutmayın, aşkıyla çalışan yorulmaz diyerek sizin için, İstanbul için, 85 milyonun tamamı için koşturmaya devam edeceğiz. Biz sizi seviyoruz. Biz sizlere aşığız. Yani bu sonradan gelenler var ya, bunların benim Arnavutköylü kardeşimle bir dertleri yok. Ama bizim derdimiz var. Çünkü biz Arnavutköy'ün geçmişini çok iyi biliriz. Bunların böyle bir derdi yok. Ve inşallah yarın akşam sizden gelecek müjdeyi
Ankara'da takip edeceğim. Arnavutköy'ü takip edeceğiz. Şimdi buradan Güngören'e geçiyoruz. Güngören'de yine kardeşlerimizle beraber olacağız. Türkiye olarak etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Karadeniz'in hemen öte tarafındaki kanlı savaş 2 yılını tamamladı. 3. yılına girdi. Komşumuz Suriye 13 yıldan fazladır istikrara, barışa, huzura kavuşamadı. Gazze'de masum sivillere yönelik soykırımı hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Moskova'da düzenlenen vahşi terör saldırısı durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi. Kısa sürede suların durulmayacağını, dünyamızın çok zor günlere gebe olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak, Cumhurbaşkanınız olarak biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim aynen o da benim gibi sizin hizmetkarınız olacaktır. Ama sandıkları patlatmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Ve diyorum ki şöyle ellerimi kaldıralım. Ellerimi kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hazır mıyız? Şimdi hep birlikte hafta sonuna kadar, yani yarın akşama kadar kararlı bir şekilde durmadan, usanmadan bütün dostlarımıza ulaşarak inşallah bir ayitleşme yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Büyükşehir'de hep beraber Murat Kurum diyor muyuz? Aynı şekilde Mustafa kardeşimizi de Arnavutköy'e seçiyor muyuz? Ve Cumhurbaşkanınız olarak biliniz ki Cumhurbaşkanınız da her an sizin yanınızda. Tamam. Allah'a emanet olunuz. Sağ olunuz, var olunuz.